Yaşamak ilimle olmalıdır. Bizler tohumları kodlarken ilimle kodladık. Bu dünya bize mutluluk verdi. Bugün sessizliği dillerken yine ilimle dilliyoruz. Herkes doğanın gücüyle kontrol kurabilir ama bunun mutla kodlanış hali olduğunu da bilmelidir. Hepimiz doğanın kutsal tınısıyla tohumlanırız ama doğal dünyanın kotları ruhla kaynağa çekilir. Bizler ruhi sahralar oluştururken yine doğayla oluştururuz. Yaşam kontrollü çağrılarını yine doğayla yapar ve doğa ruhun kulluğudur. Diri ilim kalemleri Mikail'in kültü olarak doğayı kodlarlar, doğanın kuranı olurlar ve yazılar yazarlar. Yazılan her anda yazılır ki yaşam tohumlanır. Bunu yapmak kolay mı zannettiniz? Bu dünya mutlaktır ve kutsaldır. İşte bundan dolayı kutsaldır. Eğer dünya ölü planet olarak kalsa yasalar kodlanamaz ve muktedir olan kalemler kontrol kuramazlar. Ama bilin ki ayrı gayrı bitmiştir, doğa kodlanmış ve mutlak kurallar muktedir kelama kalem olmuşlardır. Dört gerçek kalem mutlak kuranla tohum olduğunda mutlak kutsal ışık nefsi kalem olur, kelam olur ve yarına kontrollü olarak ulaşır. Dün ölü olan planet Yezidlerin teknik kalemini kontrol ettikten itibaren mutlak kalem olabilmiştir ve yer kürenin gücü artmıştır. Ziya olarak yapılan her çalışma hakiki ilim çalışmasıdır. Bilişin kaynağıdır insan ama kendi hakiki nefsi kalemini, hakiki tekniğini anlatabildiği zaman kelamı kulluk olacak, mutlak olacak ve kodlama yapma imkanı olacaktır. Yine dünya ölü planet olmasın diye bütüne hizmetçilik yapalım. Herkes kendi lekesiz ilmini dürümlere çeksin ve dillensin. Açıl dedikleri zaman aklın kalemi kodlansın ve açılıp bütünün kök gerçekliğini dürümlesin. İki dili bir tek dil olup kodlayalım ve zamana kaynak olalım. Ran kapısı diye bir kapı bilinir. Ran kalem olanların kodladığı bir kapı olarak da bilinir. Ama Ran kapısı hepimizin kalem olan sistemiyle kodlanmış kapıdır ki o kapıda üzerindeki gücü tohumlara çekebilenler kök göklerinin kültü olabilecekler ve geçiş yapabilecekler. Dünya planetinde bu geçişi bu meclisle yapıyoruz. Hepimiz Ran geçişi için buraya geliyoruz. Kendi diriliğimiz ve kendi yüreğimizle gelişimiz Medine kelamının kulluğundan öte bir kullukla kök gerçekliği göreve çekişimiz ve yaşam kalemi oluşumuz mutluluktur burada. Kemal dili Allah dilidir. Ellerin Allah'a ulaşması mutlak Kur'an olmakla mümkündür. Ve dünya durulgan bir sahra olduktan itibaren hepimiz bu yoğunluktan mutlak kulluk yapabilecektik. İşte dünyanın yoğunluğu bugün bunu sağlayabilecek Düren kaleme ulaşmış ve Düren sahra olabilmişse mutluyuz ki sizle olmuştur bu. Mükafat olarak Medine istenir. Biz deriz ki İstanbul gerekir mükafat insanlık için. İnsanlık kelamına müsterihiz ki mükafat artık İstanbul olmalıdır. İstanbul insanlık kuranıdır ve sanal sahraların mutlak kulluğundan çok üstün bir kulluk ilmiyle kodlanmıştır. Merdiven insanın ilmiyle kodlandıktan itibaren dünyanın ruhu mutlak kuranını kodlayıp bu meclisle dillenmeye başladıktan sonra yaradan Tanrı yarattığında tahdissiz bir lekesiz yaşam oluşturmaktadır. Ve oluşan yaşamda halikiyet ve hakikiyet, hakiki nefsi kahada kelamı kontrol altına almaktadır, alabilmektedir.
Uranüs planeti diye bir planetten size bugün söz etmek istiyorum. Bu planette kodlanmış sahra kayıtları oluşturduk. Bu kayıtları mutlak Kur'an haline dönüştürdük. Yer kürenin gücünü kök gerçeklikle dürümlemek üzere bu planetten sistem sahraları, sistem kayıtları kodladık ve Nisa kapısını açarak ziya olanlarla kontrollü kayıtlar yaptık. Ve bu planetin kontrolü sonsuz sahraların kontrolünü sağlayacak dürümde oluştu. İşte yapılan çalışmalar şu anda Mikail Kübra kelamıyla planetler arası sistem sahraları oluştururken pür dikkat, iyi dinleyin ki anlayabilirsiniz. Ümmi kapılar da bunu dinlesin ve anlasın istiyoruz. Üzerinizdeki güçle çalışan birliklerimiz umman kalemi kodlarken Uranüs tohumlarında mutlak Kur'an kayıtlamaları yapmıştı. Bu kayıtlar şikayetsiz, hakiki ve hakim bilişin kaydıydı ve artık bu kayıtlar yer kürenin gücüyle dürümlere inmeye başladı. Bu kayıtların yerküreye inmesi mutlak kaynağın tahditli kodlarından çok üstün, hakikiyetin tahditsizliğiyle kontrol kurabilecek durumda ilmin kapısından geçişi anlamına gelmektedir. Uranüs sahrası bütüne kodlanmış olarak herkesin kontrolünde sahralar kaydı olarak bulunacak. Her sahranın kaydı orada bulunacak. Ve buradaki kült Allah'ın türevleriyle tohumladığı ışıkların kürzi kapısı olacak. İşte planetlerin kelam kapısı olarak da dillenecek olan Uranüs kapısı çarık çıkaranlarla kodlanan bilişin kaydını diriliklere indirecek. Ziya kapılarından ziya kalemlerin kontrollü olarak geçtiği bir yoğunluk oluşuyor. Bu yoğunluğu sistem, nizam ve düzenin gücü olarak kaleme indirilmesi mümkün olacak. Ve bizler Mesih kapılarından geçenleri bu yoğunluğa artı ve eksi olarak alacağız. Çünkü bu yoğunlukta sistemin kontrolünü kurmak sorumluluğumuz var ve artı eksi sahraların kodlanışı için bilişin kaydı yapılmalıdır. Bilişin kaydı yapıldıktan itibaren artı sistem eksi sistemle çarpıştırılacak ve bu çarpışmalarla fireler de verilebilecek ama gerçek çağrılar yapılabilecek. Öz gerçekliğin kodlanışı sağlanacak. Mutlak Kur'an olanlar muktedir olacaklar ve Yezidler kelamı kullukla ve ilim kayıtlarından mutlulukla kodlayacaklar.